Bunlar konusunda sizlerle birlikte bazı paylaşımlarda bu idaresi başkanlığında. Çünkü özellikle İdari Bilimler Fakültesinden eğitim, sağlık, savunma hizmetleri gibi hizmetler fonksiyonel harcamaları gösteriyor genel bütçe verilerinde. Öncelikle sunumumuzda öğrenci arkadaşlarımla yoğunlukta olduğunu düşünerek de öncelikle vergi ve gelir dairesi hakkında kısa bilgi verdikten sonra sunumun son kısmında arkadaşlarımızla ilgili kariyer imkanlarından bahsettikten sonra isteyen arkadaşlarımız soru cevap şeklinde bize sormak istediklerini de sorabilirler. Onun bilgisini şimdiden vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, değerli katılımcılar ve arkadaşlar, bildiğiniz gibi vergi konusu devletimizin vazgeçilmez bir temel finansman kaynağı. Bu kapsamda verginin yasal dayanağının anayasanın 73. maddesi olduğunu hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Derslerinizde de görüyorsunuzdur. Vergi konusu bizim devlet olarak en sağlam finansman kaynağımız ve vergi gelirlerimiz de bütçedeki merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisinde en önemli paya sahip. Bu nedenle bizim bakanlık olarak, gelir dairesi başkanlığı olarak en temel fonksiyonumuz parlamentodan geçen vergi kanunlarının uygulamasına yönelik düzenlemeleri yapmak, ardından da bunun toplanması için il teşkilatlarımızla gerekli çalışmaları yapmak. Bizim karşımızda muhatabımız da bildiğiniz üzere vergisini ödeyen gerçek veya tüzel kişilere de biz mükellef diyoruz. Bu genel tanımı yaptıktan sonra bilmiyorum şu an değişik bölümlerden arkadaşlarımız da vardır ama Türk vergi sisteminde vergileri genel olarak sınıflandırdığımızda harcamalar üzerinden alınan vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler, bir de servet üzerinden alınan vergiler var. Harcamalar üzerinden alınan vergileri hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunun mükellefimiz, hepimiz buna muhatabız aslında. Günün 24 saatinde bu vergilerle karşılaşıyoruz. Gelir üzerinden alınan vergiler ise bizim mükellef tabir ettiğimiz, işte vergi dairelerinde kayıtları olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri. Bunlar aslında bizim mükellef grubumuzun en önemli yerini teşkil ediyor. Servet üzerinden alınan vergiler de aslında buna da aynı şekilde hepimiz karşılaşabiliriz. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi. Biliyorsunuz daha önce biz geçen yıl 2018'de devletimizde yeniden bir yapılanma kapsamında bazı bakanlıklar birleştirildi. Bizim eski adımız Maliye Bakanlığı'ydı. Son yapılan düzenleme ile Hazine ile birleştik. Hazine ve Maliye Bakanlığı olduk. Gelir Dairesi Başkanlığı da bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yerini bu bakanlık içerisinde yer aldı.